Arkadaşlar merhabalar, Datça'daki videolarımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar doğa yürüyüş videolarımızı ve diğer videolarımızı izlediniz. Şimdiki videomuz da Datça'daki kamp hallerimizle ilgili. Bunu iki bölüm haline getirdim. İlk bölümünü izleyeceğiz. Bundan sonra bir bölüm daha var. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Şimdi Datça'ya geldik. Akşam 9'da İstanbul'dan çıktık. Yavaş yavaş uyuyarak Anca geldik. Yine buranın pazarıymış, cumartesi. Biraz alışveriş yaptık. Arkadaşımızın yanına geldik. O da teknesini denize indirecek. Bakımını yapıyor. Beraber kahvaltı edeceğiz. Sonra kalacağımız yere gideceğiz. Şimdi kahvaltı yerimize çıkmaya başlayalım yavaş yavaş. Evet, çıkın bakalım. Eylem, yukarıda hava nasıl? Çok güzel. Hava nasıl? Buradan altı. Bir doğaya gidelim. Düşersin ha, dikkat et. Düşersin. Yiyecekleri aldınız mı hepsine? Aldım. İyi, hadi bakalım. Çık bakalım. Ben çıkarım. Benim başım döner abi. Bende yükseklik korkusu var. Şimdi çıkıyoruz tekneye. Sende de olmayan korku yok ama her işin içindesi. Ne iş? Ben de seni alttan alayım şöyle. Önce abi. Oğlum alttan al. Şöyle yapalım. Evet. Gel bakalım. Bizim abi, bizim. Tanju burada donarız gibi geldik. Evet, kahve değilse iyiydi. Ben 2 dakikada yapacağımız bir kahvaltı ya. Veya şurada hemen yapalım ya. Şurada yaparız. Yoksa hani hiç şey yapmam. Gelin şuraya gidelim diyeceğim. Biraz böyle çekeriz. Bir de fark edecek. Rüzgarı keser. Hadi Şener, tut bakayım. Çekin masayı. Tamam. Hiç olmasa bir sandalye çıkar orada. Tamam mı? Bence az daha çekebiliriz diyeceğim ama. Tamam. Ama çıkamaz. Şuraya 2-3. Bu iki arama. Tamam, bekçi olarak aşağı sahibi gibi davranmaya başladı. Çocuk var, bu iş yapıyor. Burada dedik, hani boşta kalmış, ailesi falan da orada var. Çocuklarda var, bekçi kalmış. Bari burada dedik. Aradan bir sahibi gibi davranmış. Kameraları falan, bizim kameralar var. Burada kameralar falan, seçim kendine göre. Ben de onu derim, biz o zaman bekçi olarak buraya başlayalım da bari. Büyük sahibi oluyorsa eğer. Yani ben sana dedim, ben de ne yapayım? Korkudan fena alıştırdık. Yok, bu arada. Yeri gitme. Ayağım tutuyor, basamıyor. Öyle oldu. Bana yani. Bak, dikkat et ha arkada. Tekneyi yuvarlattın hocam. Üstü geçiriyor. Sen şuradan al abi ileri. Ay bay. Orada da şey var. İstanbul'dan böyle geliyormuşuz. Yok abi. Bir daha adam olamayız. Tamam, arkadaşız olur. Arabanın bir ton yük oldu ya. Ne güzel ama kışın yapacak işin yok. Benim öbür filan da öyle gidiyor. Çağla ben de geçen de gördüm ya, ondan Metin yağdı. O bulalan acaba mı? Metin nasıl kardeşim? İyi. Çok süper. Burada bir tane adam var. Kameralara çok seviyor. Gözümün altı kırışmış suyun kusuzluktan. Abi suyun rengine bakar mısın? Sen mesela Artemis'in tatile giderdi. Ben giderdim, Datça'da kalırdım birer. Bircan, seni göremiyoruz. Göster bakayım yüzünü. Heh, gördüm, tamam. Beylerin kafasını görüyoruz. O bir ay boyunca da mesela. Benim tekneyle onunla gezerdim. Evet, şimdi istikamet kızacağım.
alan oluşturacak. Bir amacı olduğuna işaret. Koyuyor musunuz şu anda? Evet. Götüreyim mi? Götürebilirsin. Kaç kişiyi bilmiyorum ben. 6 yiyen var mı? Çorbaları koyuyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olasın. Çorbalara. Masaya. Çorba. Aşçımız Metin Bey Ankara'dan transfer etti kendisini. Özel aşçımız bizim için geldi, kırmadı bizi. Beni de ama. Beni de vallahi bugün gittik, alışverişimizi yaptık pazardan. Ama makarna diyorsun. Mercimek. Eylem Hanım. İçer misin? Aşçı yama. Aşçı yama. Aşçı yama. Eylem Bey, aşçımız aslında. 6-7 kişi. Evet. Bugün ne o? Mercimek çorbası mı? Evet. Mercimek çorbası ve makarna yiyeceğiz. Güzel. Yiyeceğiz. Alır mısın bunları? Orada da var. Evet. Kaç kişi oldu? Şener Bey şoförümüz. Lojistik. Orada da var. Benim ilk kampım olacak. Lojistik. Fazla koymayın. 6, 7, 2 tane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane koyacağım. Yemiyor musun? Bir tane koyacağım. Bir tane mi koyacağım? Evet, Hüseyin'e soralım. Yiyor mu? Belki şey yiyor mu sevgilim? Arkadaşlar, kahvaltımızı yapıyoruz. Daha doğrusu ikinci kahvaltımız. İlk geldiğimiz gün olmuştu. Şimdi ikinci gün çaylarımızı hazırladık. Size başarılar onlar. Olabilir. Odayı terk ederiz yanımda. Çadırda da aynı. Gittiydi. Ya çadırda da aynı. Sadece bir perde geliyor. İbrahim bugün sürpriz yaptı. Akşam geldi. Sürpriz misafiri. Sürpriz konuk. Bir kasa portakalla geldi ama bize. Greyfurtlar, portakal, limon. Nereden? Köyceğiz'den. Köyceğiz'den. Yerli. Bir de küçük sürpriz var. Ne var? Sürpriz, akşam. Sürpriz. Evet, bir de sürprizimiz var. Ne var lan? Hediye, ödül. Hediyeniz var. Hiç kaçırmayız. Gecemiz nasıl geçti diye bir sorsana. Evet, soralım. Gecemiz nasıl geçti? Üşüdünüz mü akşam? Donduk. Terledik. Kendi sıcaktı zaten. Ayaklarımız dondu. Çok üşüdük. Ya üşüdün mü? Allah Allah. Yaz. Terlemiş. Bak şimdi üstünü çıkartmış akşam. Çadırı daha gelmiş. Gece dondum. Çadır gece dondum valla. Nasıl? Bir dakika, ilk başta başka bir şeydi. İlk başta gelmiş. Sıcaktı. Sonra İbrahim dondum. Sonra dondum. Niye? Evet. Soğuktu. Metin sen de mi şimdi? Yok. Üşümedim. Ben hiç üşümedim. Sen sabah de üşümedin. Sabah beşten beri. Ben de yattım. Artık. Sobanın başında içtim. Şapkasıyla yattım. Ben de. Başım. Siz burada uyumanız lazım. Ama sırtım ve bacağım, ayağım hiç ısınmadı. Ayakları çiviyor oldu. Hatta bir iki saatlik partiler halinde uyudum. Öyle anlıyorum. Derin uyudum. Uyandığımda ayaklarımı oynattım donmasın diye. Kıraştı sırtı sanatçı. Şey alacaktık ya. Bunu... Kaşık alacak bir şey. Böyle bandırsak bir yal ekmeğinizi aldınız. Ekmeğini bir daha sokmasan içeri sorun yok. Siz üşüdünüz mü Tanju Bey? Vallahi ben de üşüdüm akşam. Yani Tanju üşüdüyse soğuktu. Direkt soğuktu. Sabahleyin sabaha karşı bir 3'te kalktım ben. 3-2 gibi. Lan ne zaman sabah olacak? Karanlık. Sonra yattım. Bir daha 4 gibi. En sonunda geldim buraya bir baktım. Bir tane karaldı. Sen mi geldin? Metin tamam mı? Ne yapıyorsun dedim Metin burada. Metin karaldı. Metin sonra düşürmüş. Şeyler karaldı. Ondan sonra Sezgin Bey uyandı bize. Bizim tıkırtılarımızı duyunca Sezgin Bey kalktı. Herhalde soyuluyoruz, boyuluyoruz. Biz hemen eller ama. Elinde fenerle. Burası çünkü karanlık. Anahtarı bulamadık. Neyse geldi ışığı açtı. Sonra çiçeği koymuş semavere. Çayımızı. Sonra yattı. Şimdi ama bizim gürültümüzden kalkacak birazdan. Ben de tuvaletim geldi. Tuvalet ama güzeldi yani. Soğuk. Tam şey yaptım. Güzel. Yaptım. Çok kapattım. Ben 10 dakika durdum. 15 dakika koydum. Yok burada şeyden attıkları varmış. Şener ben sana getireyim. Sen orada parçala. Nerede? Orada parçala. Sen orada dur. Sen orada dur ben sana getireyim. Ben bir şuraya bakayım. Ben sana taşıyacağım. Tamam ben parçalasını alayım.
Şu da pantolon. Yok, yukarı ver. Ha, küçük diyorsun şey. Kanka burada küçük sen. Şurada var mı? Şurada şu şey. Tamam tamam. Burada büyükler var. Ya. O çok kalın. Anju. Bu batonu kesmeyebilir. Oo. Akşam Nevruz ateşini yakacağız. Nevruz kutlaması yapacağız. O yüzden odun lazım. Şener, bunların bazılarını çok büyük parçalamana gerek yok. Onu parçalama. Akşam Nevruz ateşi yapacağız. Ha, o zaman şunları hep yap götürelim bak. Ateş şunlarla da yanar. Tamam. Nerede yakacağız? Şunlarla da ateş yakarız. Bahçede yapacağız veya şurada. Ha, odanı. Şimdi ağaçlara zarar vermeyecek bir yerde yapacağız. Yok. O zaman olur. Bunların hepsini götürebiliriz. Ama ben getiririm. Sen oradan bir iki parça aldın. Bunları odama böyle büyük büyük şey yapar, ateş yapar. Ama soba için de ayır. Hoppala. Bak bunu hiç parçalama canım. Kırgın bunlar parçalanmaz. Abi. Şunu ver. Ateşe kuyruk bunu götürelim. Böylece. Tamam. Böylece götürelim. Ateşin içine böylece atarız. Bu iyi yanar. Ama kır istersen oradaki. Orada küçültürüm. Böyle götürmesi kolay olur. Tamam mı? Orada küçültürüm. Ateşe böyle atarız. Küçük sobaya yapacağımızı yaparız. Onları kalanını ateşte yaparız. Dışarıda. Bu kayıtta mı diyeceğim? Bu adam bizi çalıştırıyor. Kırmızı. Kırmızıya basmadın mı? Odun kesmedin mi niyesi? Tanju, seni kim çalıştırıyor? Bu adam çalıştırıyor. Adam? Adı Şener. Nedir onun? Ya o kadar odunu geldik kesmedi. Tamam mı? Burada oturmuş tamam mı? Gülcan elinde balta kesmiş bunları. Ondan önce de... Hepsini ben kestim onları. Eylem çadırda gitmiş kadın pert olmuştu ama bunları kesmiş. İhaleyi sen aldın. Abi bak şu küçük çallar var ya bu çalları kesti Tanju bak. Şu çalları şu küçükleri. O büyükleri hep ben kestim. Zaten çalı çekmiş. Hayır ben de kestim bir kere abi. Uydurma. Tamam, ya sen iki tane de sen kestin. Şu kadar iki tane Gülcan kestin. Bunları da Muhammed'e mi bıraktın? Evet. Hayatımda ilk defa odun kestim. Ne oldu? Portakal kabuğu bulmuşlar. Adam çalıştırıyor bizi ya. Uzun al, uzun biraz kısa kesin. Uzun kesiyor Eylem, hemen çekim al. Kısa kesmesi gerekiyor. Gene uzun. Çok uzun, Tanju. Sobaya girmeyecek. Bu mu girmeyecek? O girer, o girer, şu girmez. Portakalına bakıyor diye bakıyor. Ancak böyle konuşuyor ha. Köpekler adam ormanı askerde görmüş ya bırak şimdi ya, bizim askerde ormanla gezer bizim köy orman içinde artık hadi sen de git adam resmen çalıştırıyor bizi ya burada Eylem sen beni çekmiyor musun? Gülcan, Filiz. Kameraman, Filiz. Alır mısın? Hayır, etrafı da almak istedim. Filiz, Gülcan. Etrafımı da almak istedim. Evet, bir saniye verdik. Etrafı zaten çok ayıp, Tanju. Etrafı zaten çekiyorsun. Hep seni çekiyordum. O anda nereden fark etmiş? Hızlı bile fark ediyor adam. Hızlı bile fark ediyor. Gider abi. Tanju bu. Hayır şeyi. Gaza bastın. İki günlük odunumuz hazır.
Şu odunların hepsini ben topladım, kestim. Tamam, al evine götürün. Kafasına geliyordu odun, gördün mü? Bak nasıl oluyor, yalan söylediğim ya, bu çalı çırpı mı? Odun değil, Şener, çalı çırpı mı? Kütüğü var. Çıkaracaktın, çıkardın mı? Neyi? Kütük vardı arabada diyordun. Ha, o kütüğü... Çok sevdin onu, gezdirip duruyor. Tanju şeyde kütük. Hala duruyor. İyi diyor. Bugün Hüseyin'i görürsek bir battaniye daha alalım Tanju. Görürse Amerikan kovboyu. Tanju da mı üşüyor? Evet. Ama şeyi ben çadıra girdim ya, çok ısınmış. Evet, Amerika'dan geldi şapka. Amerika'dan ısındı. Evet, güneş ama bitince olay bitiyordu. Arkadaşlar. Bunu mu çekiyorsun? Bu adam bu araba aldığında bu kadar insan taşıyor. Ben çekiyorum. Mal taşıdı da araba taşımadı. Hey, hay. Arkadakiler nasılsınız? İyiyiz. İran'dan işte, misafirimiz güzel. Var. Tebriz'den evet, geldi. Tebriz'den yeni, evet. Tebriz'den. Berli. Evet, Şener Bey, görüşlerinizi alalım. Arabada 7 kişi var, trafik ne der? Valla cezalar size ait. Ben bilmem. Cezalar istiyor diyeceksiniz. Tataristan'dan sığınmacı var, mülteciyiz bir tane. Evet. Göremiyorum. Neredeler? İşte bu da eylem alan. Nasılsınız? Hayır, ben Ukrayna'dan değilim. Arnavutluk'tan bir göz ver arkadaşımızdan yeri geldi. Evet hocam, tohumlarımda. Yalnız bir kişi eksik, onu da akşam bagaj atacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Ukrayna, ben Kırım. Kırım. Yani Kırım. Ukrayna. Ama benim köken ora. Tanju da polis. Sen polis. Ben polisim, ben de köşem yani. Sen böyle yan dönmen lazım. Yatırım köşem. Bahçesaray, Kırım. Evet, yat bakayım bir kere deneyelim. Nereye giriyorum ki hocam? Tamam, şey şu yok. Çocuk ağlıyor çabuk. Şu şey yok mu? Kırım'ın altı. Kırım deniliyor. Kırım başka. Anlamadım ben. Bir şeyler yapıyorum ama. Şey yapıyoruz. Antrenman yapıyoruz. Polis gelirse. Saklanın. Şimdi birisi nerede vardı? Sen bunları görmedin, tamam mı Şener? Yanında kimse yoktu işte. Kimse de bilmeyecek. Eskiden minibüslerde olurdu. Ayakta yolcu alındığı zaman trafik var. Çök. Herkes hemen çökerdi. Kalk. Tehlike geçlerdi. Nereden gidiyoruz söyle tarihi. Direkt. Datça'daki kısa gezintimiz sırasında yemek yediğimiz yerde daha önce televizyondaki yarışmalara katılan bir arkadaşımıza rastlıyoruz. Sağ olsun, o da bize yarışmadaki örneklerden kısa bir kesit sunuyor. Şimdi onu izleyelim. Şimdi. Ama çok güzel yapıyorsunuz. Ayağına taş atıyorsun ya araba ezince. Köpeğin cinsi. Köpeğin cinsi kangal. Ramazan'da da horoz sesi yaparım ben genelde. Ramazan'da neden diyeceksin? Vatandaşı Ramazan'a kaldırmak için. Horoz gibi öter ha. Böyle. Baktın balkonda lambalar yanıyorsa vatandaş kalkmış demektir. Ama yanmıyorsa bir daha öpeceğim. Hakikaten benzeyen ola. Doğru söyle bak. Muhteşem. Gerçekten. Tamam, bak, ayıp oluyor. Eşek kadar adam böyle benzetilir mi? Arkamdan yürürken öyle desem bırakır kaçarım. Niyeti bozmuş bu derim. Bakma sen, elimden tutan olmadı. Çok. Başka ses yok mu? At, eşek. Mesela annesinin kaybetmiş sıpa. Nasıl oluyor? Eşeğin gözyaşları az sonra. Hemen yapamam. Tamam, yeter. Buraya kadar yeter. Teşekkür ederim. Olur mu ya? Annesini kaybetmedim. Şimdi diyelim ayağında kondura, yer gelir dura. İyi de birdenbire gelsin. 2 saat ben onu bekleyeceğim ya. Olur mu öyle şey? İşim var, gücüm var. Dura. Belki ayakkabı kalleçe arkadan ayağını vuruyor. Ne yapıyor dura? Hocam senden özür dilerim. Bunlar yüzüne ya. Gereğini yap. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken etkinlik süresince çektiğimiz fotoğraflarla videomuzu bitirelim.
Son kademizle birlikte kamp halleri videomuzun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.